Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, bol bereketli, sağlıklı, bol güneşli günler. Bak, köylüler o kadar yoğun iş peşinde ki arkadaşlar, bak Satı Bey amcam orada harmanın otunu biçiyor. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar, bahçeye neye girdim? Ben de, hani o bizim bir Irza abimiz var, bir de Dilsizimiz var ya, fasulyelerim çok güzel arkadaşlar, inşallah hava bugün çok güzel, güzel gidiyor bakalım. İçinin mancalları da, lahanalar da güzel gidiyor. Şimdi arkadaşlarım, ne zamandan beri ben kabalak yaprağından dolma saracağım. Canım çok çekiyor ama bir türlü elim fırsatım deyip de yapamıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi gazmam. Her şeyim bahçede. Ama o kadar da çok yaban otu bitti ki arkadaşlar. Isırgandan tutun. Isırganlar tam tohumluk. Tohum almak isteyen arkadaşlarım şu anda ısırganın tohumunu alabilir. Bazısı yeni yetişiyor, bazısı tam tohumluk arkadaşlar. İşinize yararsa tohumluk alabilirsiniz. Bak şu anda tohumluk arkadaşlar. Şimdi ben kabalak yaprakları var arkadaşlar. Tazeleni kalmış. Onlar yoldukça tazeleniyor. Yoldukça tazeleniyor. Bir kabalak yapraklarını alayım. Mısıra başlayacağım. Mısır kazmaya başlayacağım. Böyle fidanlarımın diplerini falan açtırıyorum. Bak kim geldi bahçeme. Bak kim geldi bahçeme arkadaşlar. Yine bizim şeyimiz geldi. Böyle buralar yak olduğu için ben buraları açamıyorum kendim. Şimdi Irza abi böyle açıyor bunları. Gücüm kuvvetim kalmadı arkadaşlar. O tohumda zaten şeyinden sonra, ölümünden sonra hiç gücüm kalmadı. Eşim ne dedi? Sen açma. Irza abi açtır, veririz parasını dedi. Bakın arkadaşlar böyle büyük ölçüde biz otumuzu böyle biçeriz. Çünkü çok yılan var bu sene arkadaşlar. Yılan yılı bu sene. Isırganlar da taze taze tekrar yetişir. Oh, mis gibi yetişen ısırgandan da bir tarif vereceğim size. Şimdi kahvaltı hazırlamadan şu yapraklara bakalım arkadaşlar. Yapraklardan sonra kahvaltı hazırlayacağım. Bak kabaklarıma bakın kabaklarım arkadaşlar. Kabaklarımın güzelliğine bakın. İyi misin? İyi misin? He, iyisin değil mi? Tamam, tamam. Ben şimdi sana bir güzel kahvaltı hazırlarım. O kadar güzel olmuşlar arkadaşlar. O kadar güzel olmuşlar ki. Yumuşacık, yumuşacık. Bunları kaç kere kopardım, kopardım attım. Beğenmedim de yaprakları. Bu yaprakları kaç kere attım arkadaşlar. Şimdi hemen onları toplayacağım ben. Bu tarafı topladım arkadaşlar. Çok büyüklerini almadım. Dedim ekşi olur. Çok tazelerini elime hiç dokunmayanları aldım. Bak Irza abi böyle otumu biçiyor. Arkadaşlar yılandan geçirmeye ya. Ben hani diyorlar kör yılan, kör yılan diyorlar ama. Ne kör yılan, onlar yavru yılan. Şimdi böyle bir güzel biçelim. Ben eve çıkayım. Kahvaltı hazırlayayım arkadaşlar. Bak burada da var. Bak bunu görmedi. Burada da var. Bak bunlar da sarı ve dikensiz. Bunları da alayım. Şimdi şöyle gideyim. Bahçenin baksana arkadaşlar, çalılamadan şey otluğunu gazmadan çalladım ben bunu. Ama yağmur çok yağdı, hani girilmedi içine. Kabaklar çıkmış. Kabak çıksın da. Yine de dikti ondan sonra. Böyle fasulyeler başını kurtarıyor. Fasulyeler kurtarıyor başını. İnanın 3-4 gündür yağmurda ben denemiyorum canla. Bir de ben çok üzüldüm, çok ağladım. Bunu sizlere de yansıttım. Ben ne bileyim, çok duygusal insanım ben. Şimdi arkadaşlar, iyi fasulyelerim iyi. Ben de 2-3 gündür inanın ben de emmemiştim bahçe. Burada da var bir kabağım. Bunların tazelerini alayım arkadaşlar. Bak tazesi hangi olacak? Şöyle yeni sararanlar var. Onlar çok tazeleri. Bu da Satı Bey abi. Harmana hayvanlarını koyuyor. Onu temizliyor o da. Yine böyle camimizde şey var, çalışma var. Onlar görünmüyor buradan. Öbür tarafta. Şimdi yine böyle doğumuzun güzelliği, köyümüzün güzelliği var. Ama inanır mısınız arkadaşlar? Gece çakallar. Fazla köpek yok köyde. Tilkiler, çakallar, cilt atıyor geze, sansarlar.
arkadaşlar, oradan da aldım. Şimdi domateslerim bağlamaya gelmiş. Hatta bakın çiçek açıyor, çiçek ablaları, çiçek açıyor, çiçek. Şimdi bugün bunları bağlarım. Akşam otururken dolmamı sararım. Biraz maydanoz, nane de alırım bahçeden. Çünkü arkadaşlar bu o kadar değişik oluyor ki. Şimdi eve çıkayım. Tava böreği yapacağım. Irza abinin oğlunun börek iyisi gelmiş arkadaşlar. Onlara şimdi siniye yapmayayım dedim. Tavaya da yapıvereyim 5-6 tane. Bir güzel kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltıda hazırlığını görüşürüz arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 kilodan fazla yaprak topladım arkadaşlar. Şimdi bunu ilk işim ne olacak? Hemen üzerine gelecek kadar büyük leğenimin içine koydum. Üzerine geçecek kadar su. Evet, görmüş olduğunuz gibi komple üzerine suyla doldurdum. Şimdi bu 1-2 saat akşama kadar kalacak zaten benimkisi. 1-2 saat suda kalınca arkadaşlar bu kendini her şeyini salacak. Ben bunu yıkayıp yıkayıp haşlayacağım. Ne yapacağım? Dolmanın videosunu ayrı çekeceğim. Bugünkü vloguma yetişmez arkadaşlar. Bunun bugünkü vlogumun peşinden dolma videosu geliyor. Çünkü bunun içi pirinçle bulgurla değil arkadaşlar. Bunun içi inci patates. Bak yaparken göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Patates ve mısır unuyla olacak. Videomu seyretmeyi unutmayın. Bak çok güzel bir şifa deposunu kaybedersiniz. Bundan sonraki videom arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tava böreği de böyle bizi kuru yukadan, bizim kuru yukamız olur. 200-300 kuru yuka yazarız tava böreği de. Bunun içine şimdi yumuşasın arkadaşlar. Yağlı su veya yağına sütüne karışık içine peynir, artık her çeşidi peyniri. Öyle bir güzel tavada kızartılır. Şimdi yaparken zaten göstereceğim. Çok yoğunum arkadaşlar. İnanır mısınız bugün boğazıma düğümleniyor. Hem işçiler çalışıyor, hem kendim evin işi, hem böyle camları arkadaşlar, camların perdelerini yıkıyorum. Yetişebilirsem sileceğim. Yetişemezsem ya makine değilim ya, başka gün sileceğim arkadaşlar. Ne yapayım? Yetişemiyorum. Tek kendimi. İşte böyle camlarım benim. Hadi. Bakın arkadaşlar, ben bu yetimlerimi oradan oraya oradan oraya taşıyorum. Arkadaşımın bir tanesi demiş ki ara sıra göster. Ve canlandılar be ya, canlandılar. Ay ah, atlayıcıymış. Atlayıcıymış, bak bak bak. Böyle arkadaşlar, her nereye güneş ise orayı taşıyorum. Ondan sonra da bu lambasılar üşüyünce de lambalarını yakıvarıyorum böyle. Tersini örtüyorum lambalarını. Arkadaşlar yufkamın içini yağladım. Şimdi hiç peynirle falan uğraşamayacağım. O kadar yoğunum yani. O kadar yoğunum. Böyle katlıyorum. Bak, bakın şey gibi katlıyorum. Bir bu tarafa, bir de bu tarafa. Bu şekilde kızartmaya başlayacağım şimdi. Arkadaşlar bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu buraya, bunun içine aldıktan sonra koydum. Evde acı yoğurdumuz varsa atmıyoruz yoğurtları. Böyle benim gibi beyaz. Bak ben bunu sadece bununla kullanıyorum arkadaşlar. Beyaz bir dülbente yoğurdu koyun. Üzerine musluktan suyu tutun. Yoğurdu komple inmesin ama eşattan. Eşat veya dülbentten. Ondan sonra arkadaşlar damlatıyorum. Bak şuraya asıyorum arkadaşlar burayı. Ben kıyı insanıyım. Ben her şeyi yaparım. Burayı asıyorum. Sonra damlada damlada akşamdan sabaha kadar onun yemyeşil suyu çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra size şöyle göstereceğim. Bakın. Bakın yoğurda. Bu şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Süzme yoğurt diyoruz ya biz. Hani her şeye katıyoruz. Süzme bak böyle şey gibi oluyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü bizim elimiz kendimizin. Temizlik de kendimizin. Yiyen boğaz da kendimizin arkadaşlar. Hani bu ablamın mutfağı karışık. Bunları yapıyorsun. Bunların öyle değil arkadaşlar. Zamanı geliyor mutfağı da tertemiz ediyoruz. Zamanı geliyor bütün işlerimizi de tertemiz ediyoruz. Zaten bak ben bunu aldıktan sonra dülbenti falan gösterdim. Şimdi hemen ıslayacağım. Ondan sonra yıkayacağım deterjanla. Ondan sonra bol bol durulayacağım. Asacağım. Tekrar böyle bir yoğurt yaptığımda, tekrar böyle süzme yoğurt yaptığımda kullanacağım arkadaşlar. Peynir yapımı da böyledir. Şöyle kenara alayım onu. Üzerine örteceğim. Buzluğa koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu peynir gibi olur. Ya güzel olur. Börek de bu tava böreği de böyle olur arkadaşlar. Bu da çeviriştire çeviriştire. Az yağda yapmak isteyen çeviriştire çeviriştire. Benim gibi sürekli başında dura dura. Bakın böyle 3 tanesini yaptım. Şimdi bu dördüncüsü arkadaşlar. Bu pişerken de kabarır.
altının ateşi elinize göre ayarlama. Bir taraftan da soframı hazırlıyorum arkadaşlar. Saat bu arada saat şu anda 11. Geç kaldım. İlaçlarım için geç kaldım arkadaşlar. İlaç içiyorum ya. Çayımı da yeni demledim. Yine o kardeşlerimle hem işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hem böyle kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Hem onun günlüğü oluyor. Ay parası oluyor. Benim de işim bitmiş oluyor. Böyle canlar. Köy işi. Eziyet, zahmetli. Tabii ki biz köylü insanıyız. Biz zahmete de katlanıyoruz, eziyete de katlanıyoruz. Zaten iki gündür bir videom var önümde arkadaşlar. İki gündür de video atmadım civcivlerimin şeyinde. Allah büyük, çok ağladım ama yaradan Allah büyük. İnşallah büyüyecekler herhalde. Kahvaltı soframızı hazırladık. Kahvaltımızı yapıyoruz gene kardeş gibi böyle. Irza abim. Irza abim siz yani bahçe işlerini yapamayın. Bu da onun oğlu. Şimdi ablam da gelecek. Bu saatte sizler kahvaltı yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Sağ ol. Sen artık babanın yanına kadar git. Karnın doydu değil mi? Doydu göbek değil mi? Ha doydu. Aferin. Heh. Artık babanın yanına yardıma. Heh. Tamam. Böyle arkadaşlar. Bak karnı doydu maşallah. Ne o şey. Önüne ne götürsen yer bu. Ha, aferin. Aferin. Bak doydum de. Doydum diyor. Tamam. Tamam. Ha, hadi Rıza abinin yanına kadar sen. Hadi canım benim. Tamam. Ben de arabaya bindiriyorum. Ha tabii arabaya bindir verecek. Onu gelince gideceğimmiş. Ay garibim benim. Hele neyle temiz abla? Ha, neyle ben. Delikanlı be? Ha iyiyin de abla iyiyin de. Hadi. Ha, iyiyim bak tertemizin de tertemizin de. Tamam. Hadi git yavrum. Aferin oğluma benim. Aferin. Ay yav garibim benim be. Ay yavrum benim. Allah'ın lütfusun sen. Allah'ın lütfu. Ha. Arkadaşlar bu beni güldürdü. Allah da bunu güldürsün. Tavuğuma çok üzüldüydüm. Beni güldürdü. Allah da onu güldürsün. Düşersin. Arkana düşersin bir tane. Ben. Arkana düşersin. Tamam. Tamam yavrum. Hadi. Git oyna. Tamam. Yok. Tamam. Hadi. Ne yapıyorsunuz bakayım bülbülleri? Ne yapıyorsunuz benim yetimlerim? Bak sizin gözünüz aysın. Size bir müjdem var bizim bülbüllerim. Teyzeniz de külük diye. İki külük yatırmıştım ben arkadaşlar. 10 gün arayın. Teyzelerinin bugün 6 tane civcivlisi çıktı. 3 tanesi kaldı. 2-3 gün aradan geçsin. Bakın akşamdan arkadaşlar. Bunları o teyzelerin altına koyacağım. Bunları kabul edecek. Bunları gözetecek mi? Onları da bir görseniz arkadaşlar. Onları da bir görseniz. Ne nazarıymış benim arkadaşlarımın nazar değer mi? Herkes maşallah. Maşallah subhanallah. Herkesin hayvanı var. Büyükbaş hayvanlara ben kurban oluyorum. Onlar bakın kabul ederse arkadaşlar. Bunları onların yanına koyacağım. Etmezse ben böyle büyütürüm bunu yetimlerimi büyütürüm. Ben anneleri, yok ben babaanneleriyim onlara. Kedilerin babaannesi var da civcivlerin ne babaannesi olmasın. Altınlarım benim. Bak bak şu yaramaz arkadaşlar. Bak şunun horoz olduğu belli bak zaten. Bak şu var ya şu. Şu onun horoz olduğu belli o çok yaramaz. Siyahlar uslu. Annelerine benziyorlar. Arkadaşlarım bir de paçaları var bak bakın. Şimdi bir tanesini göstereceğim size. Onlar çok yaramaz oldu bunlar. Bakın arkadaşlar ayaklarının tüylerine bakın bak bak. Ayaklarının tüylerine var arkadaşlar. Ay. Oh yavrularım benim canlarım benim. Civcivleri de gösteririm size. İşte sevgili canlarım benim. Domateslerimi çubukladım arkadaşlar. Bağlayanlara bağa gelenleri bağladım. Bana gelmeyenlerin çubuğunu soktum. Onlar büyüyünce bağlayacağım onları da. Şöyle kapının önüne Rıza abi. Bu taraftan geçti de gölgelik yere gitti. Öğlen sıcağı vurdu. Şimdi kapının önlerine de bu biçim. Böyle cevizlerin dibine doğru oturacak yerlerimiz. Böyle mis gibi. Tertemiz oluyor arkadaşlar. Motorun sesine bir şey anlaşılmaz zaten. Bakın en son diktiğim sakız kabakları. Maydanozumu da meydana getirdim. Bunu tohum edeceğim. Bunlar da sakız kabak. Nanelerim güzel. Tut
Tuttular yani yeni olduğuna göre. Öbür bahçeye gidiyorum arkadaşlar. Yukarı kız bahçeye gidiyorum şimdi. Maydanozlarım, yeni maydanozlarım bunlar da arkadaşlar. Aralarında dereotu bitiyor. Böyle canlar. Ama biberler, salatalıklar hiç iyi değil bu sene. Sonradan inşallah sonradan gelişirler. Evet benim sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. İşimiz bitmedi. İkindi ezanı okundu. Artık eve çıkacağım. Irza abi durmamacı ot bitiyor. Otlar da çok. Evimizin etrafı çok geniş. Ben de yine buradaki domatesleri de çubukladım arkadaşlar. Şimdi otları da biberin içindeki otları kapıyorum, alıyorum. Çileğin içindeki otları alıyorum. Çilekte döküm yok. Ben zaten bu sene ondan döküm beklemedim. Ama tutsunlar istedim. Görmüş olduğunuz gibi patatesimin otunu temizledim. Soğanların otunu geçen temizlediydim. Tekrar otlandılar arkadaşlar. Çok yağmur yağıyor. Yağınca da soğuğuyla geliyor. Güneş açınca da kavurucu güneş geliyor arkadaşlar. Bunu az önce de söyledim. Böyle. Bak benim oyuklarıma. Orayı çuval. Şuraya çuval gerdim. Bakın arkadaşlar. Şurayı da kazak giydirdim. Bu videomu burada kapatayım. Çünkü yarın tekrar video açarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. En güzel günler sizlerin olsun. En güzel yarınlar hepimizin olsun. Çok güzel günlerde, acısız, ağrısız, dertsiz, kedersiz günlerde görüşelim. Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nın yüzüsü hürmetine. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Arkadaşlığımız daim olsun. Arkadaşlığımız hiçbir zaman bozulmasın. Türkiye'nin neresinde olursa olalım, hepsi bizim. Dünyanın neresinde olalım. İnsan insandır. Yurtta barış, dünyada barış arkadaşlar. Tabii ki ilk önce kim gelir? Ülkenin insanı gelir. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle güzel doğayla, şöyle güzel bahçemle, şöyle güzel güneş de tam gözüme geliyor. Sizleri sevdiğimi, orada bir köy var uzakta. O köyde Safiye ablanız var. Bunu unutmayın arkadaşlar.